Öncelikle merhaba arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bu videoyu çekmem lazım. Fenerbahçe'nin devre arasındayız. Hemen hızlı bir şekilde sonuçlarımıza geçiyorum. Bu gaming neler yaptık? Spesiyala katılmıştım. Bu Mert Masuaku'yla iyi başlamıştı ama Kenan Guard'lığını yapamadı. Kenan Guard'lı Karaman. Duarte ile Maxim'de kötü puan yapınca olmadı. Burada çok serzenişim var benim ya. Buraya bir geleyim. Gaming'deki en önemli kadromuz zaten burası. 470 puanla aslında biz ikincilik koltuğuna oturmuştuk maçlar bittiğinde tamamı. Maçlar bittikten hemen bir saat sonra benim puanımı 455'e düşürdüler ve aslında dördüncülüğe düşmüştüm. Daha sonrasında üçüncü olan arkadaşın da puanını düşürünce ben üçüncülüğe tekrar çıkmış oldum ama yani game içerisinde Opta'dan 3-4 puan alırım, 3000 dolara çıkarım diye düşünürken bir anda kendimi 400 dolarda bulup sonra 700 dolara geri çıkarken gördüm. Yani açıkçası üzüldüğüm bir nokta oldu burası. Her ne kadar 700 dolar çok iyi bir ödül olsa dahi maalesef biraz üzdü. Yani gaming sonunda 3K dolarla ayrılabilirdik. Ufak bir opta puanıyla. Olmadı. Ha, oluyor ya. Tamam kanka. Yani gaming'deki en önemli ödülümüzü buradan bu kadroyla almış olduk. Semih'in çok iyi bir asisti vardı Rafa'ya. Rafa da gerçekten çok iyi driplingle ayak işiyle bitirdi pozisyonu. İsmail Yüksek zaten İsmail Yüksek'in puanını sildiler. Yaklaşık 10 küsür puanını sildiler İsmail Yüksek'in ve bonuslarla birlikte bayağı düştük. 15 puan civarına bir düşüş oldu. Mert abime diyecek bir şey yok. Abdülkerim Bardakçı da fena olmayan bir maç çıkardı. Son zamanlarda iyi değil ama Nelson'un da sakatlığı sonrası yerini garantilemiş oldu. Benim adıma Nelson'un sakatlığı aslında iyi oldu. Galatasaraylılar için her ne kadar üzücü bir durum olsa da. Burada aslında fena olmayan bir kadro vardı ama maalesef herhangi bir ödül alamadık. Ama önemli olan Division 4'ten 3'e çıktık. Bu benim için daha önemli çünkü İyi puan yapsak dahi çok birinci bile olsak bu division'da 200 dolar alacağız. O yüzden her ne kadar division bir hızlı ne kadar hızlı çıkarsak o kadar iyi benim için. Bu arada bir de burada kutu kazandık. Bu kutudan gelen özlerle, essence'lerle bir rare da açacağız. Onu da biraz sonra ilk defa deneyimlemiş olacağım sizinle birlikte. Daha sonrasında burada sezon içi 4'ten bir kurduğum kadro var. Burada da 371 puanla 7 dolar kazanmışız ve Division 3'e çıkmışız. Onun dışında anlatacağımız bir şey var mı? Kepköz 40 patladı maalesef. Bir tek Masuaku'nun iyi puanı var. Immobile'de skor yapamayınca diğer iki isimle birlikte patladık. Burada bir sürpriz yaptı Kep220. Claudio Bravo'nun fullemesiyle birlikte diğer isimler biraz destekçi oldu. Açıkçası bir tek hocanın desteği var. Ama ona rağmen 380 puanla Tier 4'ten bir süper rare kazandık. Yani muhtemelen 50 dolarlık oynamayan falan bir kart gelecek ama olsun. Kart karttır. Kep270'te bir Kawasaki Frontale stack atmıştım. O da Tier 3'lük bir başarıya ulaştı. Kep240'a Beşiktaş stack atıp 8 dolara basmıştım. Keşke 25 dolara bassaydım. Çünkü 403 puan yaptı ve 47. bittik. Bitirdik. Tier 2'de kart aldık. Evet, hızlı bir şekilde ödüllerimizi açalım. Sonrasında Fenerbahçe maçına gidelim. Umarım Fenerbahçe'de turu atlar diyeyim. Evet. Kaç club coin kazanmışız? Bu biçim çok önemli. 300 club coin kazanmışız. Kep 240 limited 8 dolarımız. Evet. Challenger'da kazandığımız Super Rare. 700 dolarımız. Challenger'da kazandığımız limited 7 dolarımız. Önce bir Tier 3'ü açalım. Buradan 1 dolarlık kartımızı alalım. Hollanda. Orta saha. Neck. Dirk Proper adında bir arkadaş geldi. Hemen bir Limited Tier 2'ye gidelim. Muhtemelen buradan bir 10 dolar civarından bir şey gelir. Yine Hollanda. Defans. Feyenoord. Thomas Balon. Açıkçası hiç görmedim şimdiye kadar garip. Superior. Hollanda. Defans. Bu ne abi Hollanda Hollanda. İnşallah bari süre alan bir oyuncudur. Önemli değil zaten muhtemelen fiyatlı olmayacak ama U23 olduğuna göre muhtemelen oynamıyordur. U23 oynayan bir kartın gelmesi çok zor. Burada iki yıldızlı rare kutu. Bu kutuları da beklemesi çok uzun sürüyor ya. 5 yıldızlı kutu. Rare.
İki yıldızlı kutulu metot hemen hızlı şekilde kutuları açabiliriz umarım. Hadi ya hak bismillah. Hadi abi lütfen hızlı açıl ya. Biz buna basıp neyse. Bekleyelim ya çok ufak bir şey olmaz. Hadi I can do it baba. Maçın ikinci yarısı başlayacak ya. Evet, Essence kazandık buradan. Tamam abi çok önemli değil. 3 tane Essence kazanmışız. Buradan da bize bir Essence verdi. Bu Essence'e bir kartı çevirelim. Onu da görmüş olalım. Evet. Evet. Uf. İşte bu. Güzel. Kaç essence? Bize 2 yetiyordu. 10 verdi galiba. Gayet iyi. Yeri de bakalım kaç verecek. Buradan da 20 verdi. Bari süper yeri de açalım. 20 de verebiliyor bu arada. %10 şans da sanırım. En düşük şans onda. Evet. Buradan da Essence. Buradan da 5 adet Essence çıktı sanırım. 5 mi 3 mü? Neyse çok önemli değil. 5 adet çıkmış. Evet. Oluşturmak için kaydır diyor. O. Evet. Kaydırdık. Bakalım ne olacak. Kartımı aç. Alıyorum. Hollanda yine. Bakalım. Orta saha. Kimsin abi? Flashbang attılar. Jort Klasi. Oo, Jort Klasi iyiydi sanırım ya. İyi geldi galiba bu arada. Tier 5 minimum geliyor da. Bakalım ne gelmiş. Klasi'nin iyi olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Evet. Bu 23 dediğim gibi. Yedek bir topçu gelmiş. Hani Klasi 34 dolar bence gayet iyi. Yani minimum tier 5 diyor. Oradan tier 5 gelse 3 5 5 10 dolar falan kart gelecekti. Oynamayan satılamayacak. Bence gayet iyi geldi oradan. Bu 23 hal da aslında son maçta as başlamış. Ajax karşısında. Enteresan. Neyse bakarız ona sonrasında. Feyenoord topçusu. Oo, bayağı iyi gelmiş Feyenoord topçusu. Güzel. Yani totalde 30 desen 60. Yani 770-780 dolarlık totalde bir ödül kazanmış olduk. Çok daha fazlası olabilirdi bu gaming. O yüzden biraz üzülüyorum ama bunu da şükretmek lazım. Efendim videoyu beğenir ve abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bunun akabinde hala sorularla kaydolmazsanız şurada şuralarda bir yerde videoyu göreceksiniz. Gerçekten muazzam bir bonus var. Oradan video izledikten sonra bana Discord üzerinden ulaşırsanız yardımcı olmaya çalışırım efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın. Bay bay diyorum.